Selam arkadaşlar. Tünel kapalı olduğu için yolu servis yoluna verdi yol ve şu an işte önümüzde yol çalışması var. Siz de görüyorsunuz. Kuyruk oluştu. Karşı taraftan arabalar geldi. Onları geçirdi. Bir tane takip aracı var. Servis yolu boyunca o aracı takip edeceğiz. Böylece karşıdan da araba gelmemiş olacak. Belki de ömrümde sürdüğüm en uzun servis yolu olacak. Tünel 5.7 kilometre. Şu an tünelde çalışma var ve kapalı. Bu nedenle işte bu servis yolundan süreceğiz. Yol gerçekten daha önce normal arabamla geçmiştim. Kamyonun geçmesine hiç uygun bir yol değil. O nedenle biraz daha endişeliyim açıkçası. Ama mecbur geçeceğiz yani şu an. Ve şu an önümdeki araçların hareket etmesini bekliyorum. Yavaş yavaş onlar da hareket edecek. Ve servis yolundan sürmeye başlayacağız. Arkadaşlar yani göreceksiniz, biraz sabırlı olursanız inanılmaz bir yol ve bunu ben genelde kanalda kısa videolar çekiyorum ama bu yol uzun videoyu hak eden bir yol. Bütün yani şu an ana yolu oradan veriyor ve yolun bitişinde belki de bir yarım saat şimdi o yoldan gideceğiz. Yolun bitişinde karşı tarafın kuyruğunu da göreceksiniz. Çok büyük bir araç kuyruğu da orada olacak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi normalen 5 kilometre şu tünelden gidecektik ama tünel kapalı ve karşıdaki dağa doğru tırmanacağız şu an ve siz belki kameradan görmüyorsunuz ama ben karşıyı görüyorum. Çok virajlı, inanılmaz bir tırmanış yapacağız şu an. Bakalım. Norveç'te bu şekilde yollardan gitmek normal. Yani insan karşılaşıyor. Ancak gördüğünüz gibi yani bir tüneli kapatınca bu şekilde bir yola veriyor sizi. Demek ki tüneller olmasa hep böyle yollardan süreceğiz. Gerçekten ben çoğu zaman böyle yollardan sürüyorum. Mal teslim ettiğim yerler hep dar alanlar. Ancak buradaki sıkıntı şu. Büyük yoğun bir trafikte süreceğim şu an. Gerçi kolay yönü şu, normalde karşıdan araba gelirdi. Şimdi karşı tarafın trafiğini kapattıkları için karşı taraftan araba gelmeyecek. Bunun rahatlığıyla sürüyoruz. Siz görüyor musunuz bilmiyorum da çok uzun bir kuyruk var. Bayağı yukarıya doğru, çok yukarıya doğru. Şu an ben de tırmanışa geçiyorum. Bu arada arkadaşlar burası bir yani hütte bölgesi, böyle dağ evlerinin olduğu bir bölge. Burada sular falan görüyorsunuz. Bir ay sonra bu suların hiçbirini burada göremezsiniz. Tamamen buz ve kar kaplayacak burayı. Ve gördüğünüz gibi yolun kenarına direkler dikmişler tahtadan. Bu direkler işte bu yolu açacak kepçe, dozer, artık nasıl bir makinayla açarlarsa ona yolun yerini göstermek amacıyla dikilmiş. Belki de şu an Norveç'in en yüksek geçişlerinden birini yapıyoruz hep beraber. Yorumlarda sorulan soruların da bazılarını aklıma geldikçe siz yolu izlerken cevaplamaya çalışayım bu arada. Arkadaşlar Norveç'e gelmek konusu çok soruluyor bana. Norveç'e gelmekle ilgili bir sürü video çektim. Uzun videolar, kısa videolar. Ancak uzun videoları daha kolay bulabilirsiniz. Kanalda bulun bunları. Yani iş vizesi, bunun dışında ziyaretçi vizesi, aile birleşimi, bunlarla ilgili videolar kanalda var. Nasıl başvurulur? Hangi sitelerden bakılır? Yeri gelmişken burada da söyleyeyim. udi.no sitesinden bakacaksınız. Norveç'in resmi göç idaresi sitesi. Evet arkadaşlar, şu an tırmanışa geçtik. Bakın tünelin bir kısmını burada görüyoruz aslında. Şurası kapalı olan yerde tünel. Kışın kar kapattığı için bu şekilde tüneli de kapatmışlar. İki tüneli birleştirmişler. Normalen oradan gitmemiz gerekiyordu. Oradan direkt geçecektik bu dağların ardından. Ama tünelde çalışma olduğu için şu an tırmanıyoruz.
Aslında tabii bir bakıma macera oluyor gibi, daha eğlenceli yeni yollar görüyoruz. Siz belki şu an kameradan göremiyorsunuz ama tünelin üstünde biraz kar var. Yani sonbaharın yeni, daha yaz daha yeni bitiyor. Buna rağmen buralarda hala kar var. Çünkü bayağı yüksekteyiz şu an. Bakın belki görüyorsunuzdur, arabalar karşımızda. Çok derin bir viraj alıyoruz şu an. Yani bir iki tane viraj alacağız. Benim tırı sığdırabilmem için yolun tamamını kullanmam gerekiyor. Özellikle bu ikincisinde. Böyle yolları paylaştığımda yorumlarda genelde Mersin-Antalya arası yoldan bahsediyorlar. Evet, Mersin-Antalya arası yola benziyor biraz. Orada da böyle çok dönüş var. Bildiğim kadarıyla o yola da yeni tüneller yapıldı. Ben en son orada belki 7-8 yıl önce araba kullanmıştım. Tünellerin bazıları açılmıştı ama gerçekten güzel bir yoldu orası da. Şu an gidiyoruz Norveç dağlarında. Gördüğünüz gibi bakın iki tarafa kazıklar çakmışlar yolların. Bu yolu açacak kişinin yolu bilmesi için. Çünkü inanılmaz bir kar yağıyor buraya. Yani burası gerçekten hiçbir şey gözükmüyor. Yani bu evler hep karın altında kalıyor, şu evler. Gerçi sahipleri açıyordur. Kışın kar için geliyorlar buraya. Bakın şu an şerit çizgileri de yok. Tek şeritli bir yoldan gidiyoruz. Gerçekten Norveç hükümeti trafik konusunda biraz sıkı ki önlem almış. Yani bu yola bizi direkt vermemiş. Yani hani gidin bu yoldan, o yol kapalıysa diye. Çünkü bu kadar araba, bir de karşıdan bu kadar araba gelseydi burayı geçemezdik. Evet arkadaşlar, bir tane de önlem aracı buraya bırakmışlar. Kaza ya da herhangi biri yolda kalırsa diye. Bakın dağda koyunlar var. Arkadaşlar Norveç'te bir de bu var. Koyunları ve keçileri böyle dağda serbest bırakıyorlar. Özgürce yaşıyor hayvanlar. Çok güzel. Karşı dağda kar görüyorum ben biraz. Bilmiyorum siz görebiliyor musunuz? Ve şu an iyice yavaşladık. Hızımız 30'lara düştü. Yani yol böyle biter mi? En azından bu servis yolu bitene kadar böyle gitmek zorundayız. Yine en çok sorulan sorulardan birine, yorumlarda ve Instagram'da mesaj olarak sorulan sorulardan birine de cevap vermiş olayım. Siz yolu izlerken. Norveç kültürü ve bu kültüre alışabildim mi? Arkadaşlar Norveç'e geldiğimde ben başka bir işle gelmiştim. Ve her şeyim hazırdı. Yani iş bana ev tutmuştu. Yani yaptığım her şeyde yardımcı oluyorlardı. Ancak şöyle bir durum söz konusu. Norveç'te Norveççe bilmiyorsanız biraz zor. Yani tabii ki İngilizce yeterli burada. Ancak yine mesela benim banka hesabım olduğu bankanın menüsü Norveççeydi. Bir yere telefon ettiğinizde bu telefonun menüsü genelde Norveççe oluyor. Yani Norveççe bilmeniz gerekiyor. Tabii ilk aşamada ben bir yandan çalışıp bir yandan Norveççe öğrendim. Kültür olarak da ya alıştım. Çok sosyal, yaşadığım şehir özellikle çok sosyal bir şehir değil. Bununla ilgili birçok kısa video çektim. Bunları attım. İşte yani hani sosyal hayat pek yok. Ama neler yapabiliyoruz? Yani bu sosyal hayat, zaten ben Türkiye'de de çok sosyal bir insan değildim açıkçası. Bu sosyal hayat yerine neler yapıyoruz? Onu da söyleyeyim. Neler yapıyoruz? Ya bir kere balığa gidiyoruz arkadaşlar. Çok burada balık tutmak çok kolay ve eğlenceli. Yani hani sürekli balığa gidiyoruz. Bunun dışında mesela küçük kayıklar ya da işte bot kiralayıp onlarla da balığa gidebilirsiniz. Bu pazar öyle bir planımız var. Bakalım. İnşallah pazara kadar eve dönebilirsek. Neyse. Yani bunun dışında neler var? Doğa turları var. Norveçlilerin en çok yaptıkları etkinlik doğa turu. Yani doğada yürüyüş. Yaşadığınız şehirlerde bir sürü hiking diyorlar işte. Bu doğa yürüyüşü alanları var. Benim yaşadığım şehirde ve çevresinde de çok fazla var. Ve sürekli doğa yürüyüşüne gidiyorlar. Biz de yapıyoruz doğa yürüyüşleri ara sıra.
Doğa yürüyüşü haricinde yine en çok yapılan şeylerden biri de herkesin bir hobisi var arkadaşlar. Mesela bisiklet. En çok yine burada tercih edilen şeylerden biri de bisiklete binmek, bisikletle gezmek. Ben çok tercih etmiyorum çünkü ben motor seviyorum. Bir motor aldım. Normalde kamyon sürmediğim zamanlar her çarşamba motor turu var. İşte yaşadığım şehrin bir motor kulübü var. Onlarla tura gidiyoruz. Yeni yeni yerler görüyoruz. Ama şu an tabii kamyon işinde olduğum için pek gidemiyorum. Yine de kendim de olsa motor turlarına gidiyorum. Motor gezilecek, motorla gezilecek çok yer var. Kışın işi ise kışın en çok yapılan şey tabii kayak ya da hütte, yani dağ evlerine gelmek. Benim açımdansa yaşadığım ev, zaten paylaştım, hütte gibi. Yani önünde nehir var, iki katlı ahşap bir ev. Ben mutluyum evde. Kışın sobamı yakıyorum. Sobanın önü cam, böyle şömine gibi. Çok hoşuma gidiyor. Bu da zaten sorulan sorulardan biriydi, ısınma nasıl oluyor diye. Arkadaşlar, evlerin yalıtımı çok iyi. Bu nedenle evler çok soğuk olmuyor. Geneli elektrikle ısınıyor. Yani evlerde elektrik var. Elektrikli sobalarla ve normal sobayla. Benim yaşadığım şehirde odun sobasıyla ısınmayı tercih ediyoruz. Ben de çok seviyorum. Odun sobasını bir yakıyoruz, bütün ev ısınıyor. Çok güzel. Banyo yerden ısıtmalı. Neredeyse Norveç'te bütün banyolar yerden 400 ısıtmalı. 400 metre sonra sola dönün. Evet, navigasyonum da burada bana sola dönün diyor. 400 metre sonra. Evet arkadaşlar, şey burada bitiyor. Servis yolu burada bitiyor. Bakın, ana yola geçeceğiz şimdi. Evet, bakın tünelin ucu da burada. Yani bu yola çıkmasaydık bu tünelden direkt geçecektik. Şu an böyle bir servis yolundan geçmiş olduk. Sola dönün. Emredersiniz. Evet, şu an sola dönüyoruz rahatlıkla çünkü öbür tarafta araba yok. Bakın şimdi bizi bekleyen, bu servis yolu için bizi bekleyen kuyruğu göreceksiniz. Bakın şu en öndeki araba, sarı ışıkları yanan araba, Ford, üstünde LDB diyor, takip arabası. Onu takip etmek zorundalar. Şu an kuyruğu görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın, tahmin ettiğim kadar çok değilmiş ama yine Norveç'e göre bayağı fazla bir kuyruk var burada. Bunlar o servis yoluna gitmek için bekliyorlar. Bakın bu araba da en son arabanın arkasından gidecek. Şu yine takip arabası. Böylece trafik güvenliğini sağlamış olacaklar. Arkadaşlar, Norveç yolları bu şekilde. Burası benim sevdiğim bir geçit. Birkaç kere kendi arabamla da geçtim. Hani eşimle de geçen sene geçmiştik bu yoldan. Kışın bu yoldan geçerseniz arkadaşlar, kesinlikle çevreyi hiç neredeyse görmüyorsunuz. Yani gölleri, suları, arabanın boyundan daha yüksek kar oluyor. Yani bildiğiniz iki tane kar tünelinin arasından gidiyor gibisiniz. Yol gerçekten çok güzel. Böyle bir de servis yolundan geçmiş olduk arkadaşlar. Ben daha 17 kilometre boyunca bu yolu devam edeceğim. İşte işimiz bu. Bu yollarda araba sürmek ve mal bırakmak. Tabii kolay gözüküyor. Şimdi yeri gelmişken bu tüneli göstereyim arkadaşlar. Bakın bu tünel üstünde dağ olmayan bir tünel. Bu tünel tamamen kar için yapılmış. Yani kışın buraya hep kar olduğu için bu bölümde çok yoğun kar oluyor ve kar açsalar bile yukarıdan sürekli kar geldiği için bu tünel kar tüneli. Yani üstünde kar olduğu için böyle bir tünel yapmışlar, böyle bir çözüm bulmuşlar açmak yerine. Bence güzel bir çözüm. Bu arada arabamda motor arızası ikazı verdi. Bunu firmaya sordum. Daha dün servisteydi bu araba. Sensörlerden biri arızalanmış. Yani aslında böyle sürmek de iyi değil. Çünkü gerçek bir arıza olsa onu ben nasıl anlayacağım? Gerçi bu sürdüğüm Scania geçici kullandığım bir araba. Asıl aracım DAF. Yani DAF'la sürmeye başlayacağım. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Böyle size bir servis yolunu, Norveç yollarını göstermek istedim bu uzun videoyla. Genelde kısa videolar çekiyorum.
Yani yorumlarda söylerseniz hani nasıl bir videolar istiyorsunuz, ne çekmemi istiyorsunuz, Norveç'le ilgili neleri merak ediyorsunuz. Bunları çekmek isterim çünkü ben de arkadaşlar hani profesyonel bir YouTuber değilim. Herhangi bir kişi benim videolarımı edit etmiyor, düzenlemiyor. Ben kendim çekiyorum. Bir tane kamyona GoPro koydum. Kendim çekiyorum ve bu çektiğim videoları yayınlıyorum. Bu arada videoyu bitirecektim ki bu tünel geldi arkadaşlar. Bakın bir anda sürerken böyle bir tünelin içine girdik. Gerçekten dar bir tünel, garip bir tünel. Yol kalabalık ama kalabalık olmasa akşam girsem korku filmi gibi tünel. Asfaltı da çok kötü. Düzeltirler mi bilmiyorum. Bayağı da bir inişi var. Yani bu tüneli ben unutmuşum gireceğimi. Videoyu tam bitirecekken iyi denk geldi. Yani arkadaşlar Norveç'te araç kullanmak bu şekilde. Yazın motorcular geliyor. Eğer gerçekten Türkiye'den motoruyla buraya gelen, ziyaret eden olursa kapım her zaman açık kendilerine. Bunu da burada belirtmiş olayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu lafı söylediğim için de, gördüğünüz gibi dediğim için de konuşmada çok alışmışım. Bayağı espri konusu yapıldı. Komik oldu. Gerçekten ben hani birçok videomu daha sonradan seslendirmiyorum. Yani arabayı kullanırken burada sanki yanımda biri var, onunla konuşuyor gibi sizlerle konuşuyorum. O nedenle de videolarım hani çok bir metin üzerine yazılmış videolar değil. Herhangi bir metin yok. Yani ben o an aklıma ne gelirse söylüyorum. Beğenenler beğeniyor. Beğenmeyenleri de canı sağ olsun. Allah herkesten razı olsun. Gerçekten ben bu işe hani bir profesyonel YouTuber olarak başlamadım. Böyle eşim, dostum, ailem, tanıdığım birkaç kişi izlesin diye amatörce videolar çektim ama beğeni oldu. Ancak şunu söyleyeyim son olarak yine. Yani abone sayım beklediğimden iyi şu an. Hani ben kısa zamanda bu kadar beklemiyordum ama YouTube'daki izlenme oranlarına baktım. Yani izleyenlerin %90'ı abone değil. Abone olursanız da beni mutlu etmiş olursunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer sonuna kadar dinlemeyi ve izlemeyi başaranlar varsa onları da burada tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Ve burada bu videoyu sonlandırıyorum. Sağlıcakla kalın.